Bugünkü menümüzde fırında levrek var. Tostlamak için bir karışım hazırladım. Karışıma sarımsak, karabiber, zeytinyağı, birkaç damla limon damlattım. Sosumu yedirdikten sonra içine sebzelerimizi doğrayacağım. Özellikle soğan, patates, yine birer tane biber olabilir yanına. Güzelce tepsimizi hazırladıktan sonra fırına vereceğiz. Ben şimdi buzdolabına alacağım. Yarım saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Daha sonra üzerine sebzelerini ekleyeceğim. Aralarına koymak için patates, soğan, domates, limon, kapya biberi olsaydı o da güzel giderdi ama kapya biberimiz yok. O yüzden patateslerle böyle başlıyorum. İçine bu şekilde doldurmaya. Sebzeleri koymamızın sebebi balığı güzel pişirsin, tat versin. Aralarına da atabilirdi ama içine böyle sıkıştırınca çok daha bir güzel olacaktır. Şöyle aralara güzelce sıkıştıracağım. Üstlerine domatesleri gezdireceğim. En son da limonlarını böyle üzerine bıraktıktan sonra folyo ile kapatacağım. Birkaç yaprak da defne yaprağımız var. Güzel kokmasını sağlayacaktır. Balın kokusunu alacaktır. Sebzeleri güzel bir şekilde dizdim. Patatesimiz biraz fazla olmuştu. Ama ben de ziyan olmasın diye kenarlarına koydum. Çünkü balın yağı da çok güzel pişecek. Ekstra bir yağ kullanmadım. Defne yapraklarını da araya yerleştirdim. 2-3 yaprak kokusunu alsın diye dediğim gibi. Şimdi bu şekilde üstünü de folyosunu kapattıktan sonra 180 derecede yaklaşık 45-50 dakika kadar pişireceğim. Daha sonra üstünü açıp bir 10 dakika kadar da kızarması için ayrıca pişireceğim. Servise hazır hale getireceğim. Balığımız yaklaşık 45 dakikadır fırında. Yerinden alıyorum folyoyu. Gerçekten çok güzel hava kokuyor, koku kaynamakta. Oldukça güzel duruyor. Şimdi bu şekilde de 10 dakika tekrar fırına atacağım üzerinin kızarması için. Çok güzel suyu vermiş. Fırında levreğimiz pişti. En son üzerinin kızarması için de 10 dakika pişirdim. Balığımız da yumuşacık. Patateslerimiz yine oldukça yumuşak oldu. Hepsi güzelce pişti. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olup yorum yapmayı unutmayınız.